Define ve Tarih dası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşımız göndermiş güzel bir oyma fakat çok cimrilik yapmış. Hemen yan taraftan çekmiş bitmiş yani her şeyi kapatmış burada. Bize bunu çöz diyor sadece bir oda olduğunu ve hemen o keserin bulunduğu yöne doğru girişin olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Oda olduğunu söylüyor yalnız üstten çektiği zaman Mezar mı? Hazine mi? Hazine odası mı? Mezar odası mı? Ya da bir ev mi? Onu görürdük. Yalnız dediğimiz gibi çok cimrilik yapmış. Hatta karşıda bir kaya kütlesi var. Ona kaplumbağa mı demiş. Kesinlikle alakası yok. Sırf alakası olmadığı için onu ekrana bile getirmedim. Sadece dediğim gibi keserin bulunduğu yerde bir araştırma yapsın arkadaşımız. Burada bir kare işaretimiz üstten çekilmiş. Güzel bir şekilde çekilmiş kare işaretimiz. Ee, yanında yine bir oyma işaretimiz mevcut. Bize demek istediği şey... ...statüsü yüksek yani mertebesi yüksek bir kişiye ait ee, bir mezar odasının olduğunu söylüyor. O da işareti halka içine aldığımız kare işarettir arkadaşlar. O büyük halka işareti statü yani mertebesinin yüksek olduğunu söyleyen bir işarettir. Kare işaretin içinde yine bir küçük oyma var. O da bize orada bir mezar olduğunu söyleyen işarettir. Yön olarak şimdi bize yön soracaksınız. Yön olarak da oyma işareti yani o büyük statü işaretinin hemen alt tarafında bir çizimimiz var. Bize girişin o tarafta olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada gizli bir üçgen işaretimiz mevcut. Oymalar mevcut. Oda işareti mevcut. Murç izleri mevcut. Yine bizim kertik dediğimiz olay yani o çizik olayı yine var burada. Yani demek istediğimiz ne ararsanız var. Şimdi hepsi bir yeri mi gösteriyor? Hayır. O da yuvarlak yanında mezar olduğunu söyleyen yani şu üçgen işaretinin dışında sağ taraftaki ayrı bir mezar olasını gösteriyor ve bize yön vermiş zaten sağ tarafa doğru, alt tarafa doğru yön vermiş. Şimdi üçgen işaretinin bize yönü onu da söyleyeyim yine kertik işareti ve ben çizik çekmişim direkt üst tarafa doğru bize o tarafa doğru yön veriyor. Bunun dışında etrafa baktığımızda toprakta bulunan mezar işaretleri de var. Onların yönü de belli. Yani burası bir mezar alanı arkadaşlar yani kısacası bunu söyleyeyim. Elinizde bir alan tarama çubuğu varsa çok harika bir şekilde hepsini Tek tek tespit edebilirsiniz. Zaten ben size yön veriyorum. Ee, sağdaki Zaten ok işaretlerine yön vermişim. Üçgen işareti Yine mezarı e, Kertik olarak belirtmişim. Hemen üst tarafa doğru yine yön veriyor. E, bunları bulursanız zaten size Yetecektir arkadaşlar yani Bunlar birbirinden değerli işaretlerdir. Kesinlikle biraz uğraşırsanız Hedefe Ulaşırsınız. Balık işareti. Harika bir işaret arkadaşlar. Şimdi balık işareti hafif kuyruk tarafında bir meyil verilmiş alt tarafa doğru. Ve balık da sol tarafa doğru gidiyor. Bunun dışında üst tarafta üçgen işaretimiz var. Üçgen işareti kesindir. Yani bu kesinlikle odanın olduğunu ve uzun uç köşesi balığın kuyruk tarafına doğru yön verdiği. Şimdi hem uç köşesi hem balığın kuyruğu bir yuvarlak e, halkaya bakıyor arkadaşlar sağ tarafta yuvarlak bir halka mevcut ve yine bize üçgen işareti o halkanın üstünden kertik olarak yani kertik yapılmış olarak kayanın sağ tarafına doğru gidiyor harika bir yer hazinenin olduğunu söyleyen bir işaret e, adamlar her şeyi belirtmiş zaten burada biz teşvik olayı var arkadaşlar biz teşvik e, etmiyoruz. Hani teşvikte bulunmuyoruz. Sadece işaretin ne anlama geldiğini size anlatıyoruz. Balık ve üçgen işareti var. Bir de kertik dediğimiz olay var. Hepsi kuyruk da dahil sağ tarafa doğru bize yön vermiş. Araştırmanızı sağ tarafta yapın diyor. Harika bir yer. Şimdi bunun dışında aynı bölgeden yine bize e, değişik bir yer gelmiş şurası. Belli zaten suyun olduğu bölge. Yani o balık da suyun bulunduğu bölgede. Şimdi bu kayalara baktığımızda bunlar işaret değil arkadaşlar. Bunlar dizilmiş, tek tek yan yana konulmuş taş kütleleri ve kapatılmış. Bir yeri kapatıyor. Çok büyük ihtimalle o üçgen işareti bu tarafa doğru bakıyor. Belki o da buranın altında. Şimdi biz video gelmediği zaman her yeri göremediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Belki orasıdır. Araştırmanızı o şekilde yapın. Hazine vardır. Şimdi işarete iyi baktığınızda hani güzel e, bir işaret, gerçekten harika bir işaret. Şimdi sağ ve sol tarafta iki tane üçgen işareti yukarıya doğru çıkmış. Şimdi bu biri sağdaki ayak, soldaki baş kısmı. Bulunan işaret ise lahit mezar arkadaşlar. Lahit mezar işaretini net bir şekilde bulmuş. Şimdi kayayı inceleyelim. Kayada murç izleri var. Bakın ben tek tek işaretledim. Her yeri baştan sona kadar görmeniz lazım zaten. Hepsi murç izi ve o kaya oradan kırılmış, oradan yerinden çıkarılmış. Tekrar oraya yerleştirilmiş. Burayı çok iyi incelemeniz lazım. Komple baştan sona kadar murçlan, kırılmış, yerinden çıkarılmış ve tekrar yerine koyulmuş. Üzerinde de dediğimiz gibi lahit mezar işareti var. Bu kayanın içinde mezar var arkadaşlar. Değerlidir. Değerli olması sebebi yanındaki işaretten dolayıdır. Yanında hazinesinin olduğunu da söylüyor. Güzel bir işaret. Araştırmanızı burada yapın. Başka da hiçbir yerde yapmayın. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.